Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz herkese. İyi çalışmalar. İki tane çıkmış soruyu iki tane efsane taktikle çözeceğiz. Lütfen iyi izleyelim ispatlarını. Daha sonra yaparız. Sorular arkadaşlar benim kitabımdan. Analoji ile teğet matematik soru bankasında. Lütfen iyi dinleyelim. Hepsini de zaten ayrı ayrı anlatacağım. Birinci öncül de bize demiş ki mutlak değer x artı 2 artı mutlak değer x eksi 3 eşittir 5 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı 3'tür. Şimdi bir kere mutlak değerlerin arasındaki işaretin toplamı olması gerekiyor. Burada toplama var. Yani buradaki kuralın geçerli olması için toplam olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapacağız biz. Mutlak değerlerin içerisini sıfır eşitleyeceğiz. Kritik noktaları bulacağız. X artı 2'yi sıfır eşitledim. Buradan eksi 2 buldum. X eksi 3'ü sıfır eşitledim. Buradan 3 buldum. Şimdi arkadaşlar eksi 2 ile 3 arasındaki uzunluk kaç birim? 5 birim. İşte mutlak değerlerin içini sıfır yapan bu noktalar arasındaki uzunluğu bulduk. 5 birim. Bu 5 arkadaşlar burada yazan sonuçla aynıysa biz diyeceğiz ki buradaki ifadeyi sağlayan tam sayılar eksi 2 ile 3 arasında eksi 2 ve 3 dahil olan tam sayılar. Eksi 2 ile 3 arasındaki tam sayıları yazalım. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bize bunların toplamı 3 demiş arkadaşlar. Gerçekten de toplarsak 3 gelir. Birinci öncül doğru. Demek ki neymiş? Aradaki uzunluğu bulacağız her seferinde. Uzunluk ve sonucu karşılaştıracağız. Hemen aynı şeyi yapalım burada da. Aynısı yazmış zaten ikinci öncülde. X artı 2'yi 0 eşitledim. Buradan eksi 2 buldum. X eksi 3'ü 0 eşitledim. Buradan 3 buldum arkadaşlar. Şimdi eksi 2 ile 3 arasındaki uzunluğa baktım. 5 birim arkadaşlar. 5 ile sonucu karşılaştıracağım. Sonuç 4. Eğer ki uzunluk sonuçtan büyükse çözüm kümesi boş kümedir. İkinci öncül doğru diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi 3. öncüle geldik. Yine x eksi 3'ü 0 eşitledim. Buradan 3 buldum. X artı 2'yi 0 eşitledim. Buradan eksi 2 buldum. Eksi 2 ile 3 arasındaki uzunluğa baktım. 5 birim. Bu uzunluk sonuçla karşılaştırılacak. Sonuç kaç? 7. Arkadaşlar uzunluk sonuçtan küçükse sonuçla bu uzunluk arasındaki farka bakacağız. 7 ile 5 arasındaki fark 2. Biz bu 2'yi 2'ye böleceğiz. Eksi 2 ve 3'ten yarısı 1 ya. Birer birim uzaklaşacağız. 3'ten 1 birim uzaklaştık. 4. Eksi 2'den 1 birim uzaklaştık. Eksi 3. Aslında sondaki eşitliği sağlayan tam sayılar sadece eksi 3 ve 4 diyeceğiz. Aradakiler sağlar demeyeceğiz. Bakın birinci öncülde aradakiler sağlar demiştik. Ama üçüncü öncülde aradakiler sağlar demeyeceğiz arkadaşlar. Sadece eksi 3 ve 4 sağlar. O zaman üçüncü öncül de doğrudur diyeceğiz arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olacak. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Ufak bir tekrar etmek gerekir mi bilmiyorum ama ben edeyim. Aradaki uzunluğa bakıyoruz. Aradaki uzunluk sonuçta aynıysa o aradaki uzunluğu veren sayılar var ya eksi 2 ve 3 birinci öncüldeki gibi. Onlar ve aradaki tam sayılar sağlar. Eğer aradaki uzunluk sonuçtan büyükse boş küme. Aradaki uzunluk sonuçtan küçükse aradaki farkın yarısı kadar aradaki uzunluğun 2 ve 3 kökleri var ya onlardan yarısı kadar uzaklaşacaksın. Bu iki tam sayı sağlar diyeceksin. Aradakiler sağlar demeyeceksin. Tamam mı? Birinci sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuz zaten çoğu kitapta çıkan ÖSYM'nin de çok sevdiği tarzda bir soru. Bize demiş ki aşağıda bir laboratuvarda üretilen 3 bakteri türünün canlı kalabilecekleri sıcaklık aralığı verilmiştir. Bu laboratuvarda 3 bakteri türünün de yaşayabilmesi için laboratuvarın sıcaklığının değer aralığını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada şıkları deneyerek yapan arkadaşlarımız var ama gerçekten çok pratik bir yol göstereceğiz arkadaşlar. Zaten anlatmıştım ben bunu. A bakterisi en az eksi 10 derecede yaşıyormuş, en fazla 20 derecede. Yandakiler de zaten gösterilmiş arkadaşlar. Direkt çözüme geçelim. Bir kere üçünün de arkadaşlar aynı anda yaşayabilmesini istiyorsak biz buradaki en düşük sıcaklıklardan en fazlasını almalıyız. Şöyle düşünelim. Eksi 15 derecede, eksi 10 derecede ve eksi 8 derecede yaşıyor bunlar değil mi? Eksi 8 derecede yaşayan, eksi 15 derecede yaşayamaz. Bu yüzden en düşüklerin en büyüğünü almamız gerekir. Üçünün birden yaşayabilmesini istiyorsak arkadaşlar sıcaklık bir kere eksi 8 veya eksi 8'den büyük olmak zorunda. Çünkü eksi 10 olursa eksi 8 derecede yaşayan arkadaşlar eksi 10 derecede yaşayamaz. O zaman buradaki bu sıcaklıkların fazla olan kısımları, en fazla denilen kısımlarından da arkadaşlar en küçüğünü almam gerekir. Çünkü bu adam en fazla 20 derecede yaşıyormuş. Sen sıcaklığı 25 derece yaparsan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. O zaman arkadaşlar eksi 8 ile 20 arasında olması gerekiyormuş. Şimdi biz bu eksi 8 ile 20 arasını mutlak değer olarak nasıl ifade ederiz? Şıkları deneyerek çok uzun buluruz demiyorum ama arkadaşlar bakın biz şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki eksi 8 ile 20'nin tam ortasındaki sayı kaçtır? 20 ile eksi 8'i toplarsam 12, 2'ye böldüm 6. Tam ortadaki sayıyı buldum. Mutlak değer içerisinde x eksi 6. Yani x eksi tam ortadaki sayı. Küçük eşittir diyeceğim. 20 ile 6 arasındaki fark 14 ya da 6 ile eksi 8 arasındaki fark bu şekilde. X eksi tam ortadaki sayı küçük eşittir. 20 ile ortadaki sayı arasındaki fark.
Yani sorunun doğru cevabı beden ışıkkıdır. Umarım sorular sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Yöntemleri ve taktikleri beğenmişsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Biraz hastaydım. Böyle geçişler olabilir videolarda. Bunlar için kusura bakmayın. Allah'a emanetsiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim.